Sevgili anneciğim ve babacığım, ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulünün, yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazınız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki, Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlardır. Bunun için üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahdır. Sizden ricam ağlamayın. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. 1983'te hapiste tutuklu olan Alparslan Türkeş'in de manevi desteğini alan Türk Milliyetçileri Muhafazakar Parti'yi kurdu. Daha sonra bu partinin adı Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değiştirildi. 6 Eylül 1987'de siyaset yasağı kalkan Türkeş, 20 Eylül 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne kaydını yaptırdı. 4 Ekim 1987'de yapılan kongrede genel başkan seçilirken Devlet Bahçeli Milliyetçi Çalışma Partisi'nde genel sekreterliğe getirildi. 20 Ekim 1991'de yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve Islahçı Demokrasi Partisi seçim ittifakı sonucunda Milliyetçi Çalışma Partisi 19 milletvekiliyle mecliste temsil edildi. 24 Ocak 1993'te yapılan olağanüstü kongreyle Milliyetçi Çalışma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi adını ve Üç Lale amblemini tekrar kullanmaya başladı. Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi %8,18 oy almış ancak ülke barajını aşmaya yetmediği için meclise milletvekili sokamamıştı. 4 Nisan 1997. Bugün Türk milliyetçileri için acı bir gündü. Bilge lider Alparslan Türkeş geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüdü. O hep inandığı yolda yürüdü. Yılmadı, yıkılmadı. O uğrunda işkence sürgün bile olsa doğruyu savundu. Küsmedi, kırılmadı. O hep Türk milletine inandı. Başaracağı günü sabırla bekledi. O sarp yolların, zor günlerin rehberiydi. Çünkü o liderdi, başbuğdu. Ardından milyonlar yürüdü. ...6 Temmuz 1997'de yapılan geçiş kongresinde Devlet Bahçeli genel başkan seçildi. Kasım 1997'de yapılan büyük kongrede ise Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığı tescil edildi. Devlet Bahçeli liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem sloganıyla yola çıkıp yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleyi ön plana çıkararak girdiği 18 Nisan 1999 seçimlerinde milletimizin de teveccühleriyle %18 oy alarak tarihinin en büyük başarısını elde etti. Parti yetkili organlarının değerlendirmeleri ışığında Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi ile koalisyon kurarak zor şartlar altında iktidar sorumluluğunu paylaşmayı tercih etti. Önce ülkem sevdasından hareketle birçok yapısal reformun gerçekleşmesinde öncü rol üstlendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 5 Kasım 2000 tarihindeki 6. olağan büyük kongresi Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu kongrede belli başlı kritik sorunlar ele alınmış ve yeni ufuklara uzanmanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak Türk milletinin geleceği adına ve yeni asrı Türk asrı yapmak ülküsüyle yeni yüzyılla sözleşme yapılmıştır. Bu düşünce doğrultusunda
parti programı ve tüzüğü yenilenmiş, aynı kongrede Devlet Bahçeli oy birliğiyle yeniden genel başkan seçilmiştir. ...2002 genel seçimlerinde %8 oy almış, ancak ülke barajını aşmaya yetmediği için meclise milletvekili sokamamıştı. Milletimizin bir uyarışının gerçekleştiği bu meydan aradan geçen 27 yıl sonra yine bir dirilişe sahne olmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %14 oy aldı ve 71 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden temsil edilmeye başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi asla bir tercihe ve taraf olmaya zorlamadan her ikisini de en yüksek seviyede benimseyen ve temsil eden, bu değerler arasındaki rabıta ve bağın kopartılmasına asla izin vermeyen duruşu ile Anıttepe ile Kocatepe arasında çekilmiş çelikten bir halattır. Artık bize düşen Türk siyasi hareketinin en eski siyasi çınarı, düşünce temeli Orhun abidesinde Kültigin Han'a dayanan, vizyonu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne hedefleyen, bilge lider Başbuğ Alparslan Türkeş'in lider ülke Türkiye sevdasının peşinde, kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi Türk milliyetçiliğidir, adı Milliyetçi Harekettir. Ama şimdi bu Milliyetçi Hareket devleti kurduğu gibi yönetmeye de tarif hale gelmiştir. Devlet Bahçeli'nin asrı Türk asrı yapma davası ve önce ülkem sevdasını gerçekleştirme misyonunun temsilcileri olma gururu ve şerefini yaşamak, aynı zamanda gereğini yapmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne acilen ihtiyaç var. Milliyetçi Hareket Partisi de acilen iktidar olmaya mahkumdur. Buna yüreğinizdeki vatan ve millet sevgisi yeter. Bir sevda işi bu. El ele vermeli devlet ve millet. Bir destan yazıp Anadolu'da bir türkü bestelemeli. Sazı bizden, sözü bizden. Bizim olmalı kısaca. Bizi anlatmalı ezgisiyle ve her bir kelimesiyle. Gözleri gülmeli çocukların. Evine aşk getirmeli babalar. Şehit naaşına değil, eşler eşlerine, oğullarına sarılmalı analar. Nakaratı, sevgi, saygı, hoşgörü olmalı. Birliği, kardeşliği anlatmalı. Türkü olmalı kısaca. Türkü söylemeli, Türkü anlatmalı. Çünkü bu sevda hiç bitmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu misyonu hiç sönmeyecektir.